Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar, özellikle Suriye'ye yapılan hava operasyonundan sonra hemen Türkiye'nin bir kara operasyonuna hazırlandığını da biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada e, bunun başlangıç olduğunu, hava harekatının açık açık deklare etti. Belli ki kara operasyonu çok daha güçlü olacak. Tam da Suriye'ye kara operasyonu öncesi çok kritik bir efendim toplantı yapıldı. Kazakistan'ın Astana şehrinde bakın Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılarının 19.sü yapıldı. Ve bu toplantıda çok çok önemli kararlar çıktı. Bu kararların özellikle kritik olmasının en büyük sebebi Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak bir bildiriye imza atmaları ve karar almaları. Bu kararda YPG, PYD gibi terör örgütlerinin de özellikle Suriye'den çıkarılması yok edilmesine yönelik kararlar da var. Dolayısıyla çok çok önemli bir toplantıydı. Neydi o kararlar? İki tanesi çok önemli. İsterseniz hemen aktaralım size. Ortak bildiride taraflar Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin burada IŞİD de var vesaire farklı isimler ve uzantıları adı altında artan varlığı ve saldırılarını Direkt kınamış ve bu anlamda kabul edilemez görmüş. Yani buradaki terör örgütlerinin varlığını üç devlet de kabul etmiyor. Ve bununla alakalı da yapılacak çalışmalarda ortak bir efendim harekat dahi olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam o zaman Türkiye nasıl? Türkiye öncü davrandı. Burada öncü oldu. Zaten İran'da e, Tahran zirvesinde alınan kararlar vardı hatırlayın. Yine üç devlet tarafından alınan ortak kararlarda o da Astana süreciydi. Tahran'da yapılmıştı. Neydi sevgili dostlar? E, Suriye'nin özellikle doğusunda sevgili dostlar terör örgütleri tamamen oradan çıkarılacak, imha edilecek, Amerika'da o bölgeden çıkarılacak. Bu çok net. Fırat'ın doğusunda alınan karar da bu. Şimdi bu karar kapsamında üç devletle de bekledi ama Türkiye öncü olarak müdahale etti çünkü müdahale etmek zorundaydı. Oradaki yapılar inanılmaz derecede Amerika Birleşik Devletleri tarafından da hazırlanıyordu. Bakın hatta Amerika Birleşik Devletleri Oradaki terör örgütlerine PYD, YPG, PKK'ya e, tank savar eğitimleri dahi verdi. Bununla alakalı tatbikatlar yapmıştı geçtiğimiz zaman yakın zamanda 1-2 ay önce. Bu tatbikatlar da çok çok önemli. Niye sevgili dostlar? Şimdi bu tank savar tatbikatı. Şimdi güya Amerika diyor ki ben bu eğitimleri ve tatbikatı IŞİD'e karşı yapıyorum diyor. Halbuki IŞİD'in tankı yok. E, e sen o zaman bunu kim için yapıyorsun? Çok açık ve net bir şekilde görülüyor ki Türkiye'ye karşı tank savar eğitimleri verdi. Orada Amerika terör örgütlerine. Bunu bir kere iyi görmemiz lazım. Oraya kamyon kamyon tır tır silahlar gönderin. Amerika tarafına. Nereye? Terör örgütlerine. Yakın zamanda yine biliyorsun sürekli devam etti bu hat. E bu hattın devam etmesi dünyada da güya Amerika kendini şöyle aklıyor. Dünyada da güya Amerika kendini şöyle aklıyor. Buradaki SDG yani sözde demokratik güçler IŞİD'e karşı çok önemli savaşıyor. Bunlar işte çok önemli savaşçılar. Kendilerine bir IŞİD zırhı oluşturmuşlar. Efendim buraya çok önemli bu insanlar işte burada özgürlük mücadelesi yapıyor. Güya göstermeye çalışıyor. Ya kardeşim bir kere orası Suriye toprağı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusu da bu anlamda çok çok önemli. Eğer korunursa ne orada Amerika barındırır ayrı bir bayrak ne de bir terör örgütü orada özel bir yapı kurmaya girişir. İkinci madde Astana'da çok önemli. Alınan ikinci maddede buna vurgu yapıyor. Bakın onu da söyleyelim. Ayrıca ayrıca taraflar terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayri meşru özde öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu kaydetmiş. Bu girişimler dahil buradaki terör oluşumlarını destekleyen ülkelerde kınanmıştır. Çok çok net. Amerika'ya da burada, Fransa'ya da vesaire burada bir gönderme var, kınama var bununla ilgili de bakın en önemli karar öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olmuş. Şimdi bu özerk yapı kurmaya çalışan oradaki terör örgütleri sözde işte Kürdistan Federe Devleti kurmaya çalışıyorlar ya bu çalışmaya ya yani bu kurmaya çalıştıkları yapının 3 devlet tarafından da kabul edilmediği açık açık deklare edilmiş durumda. Yani bu konuda Türkiye, Rusya, İran bir bakıma anlaşmış durumdadır. Tam da Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı kara harekatı öncesi bu gelişmelerin olması çok çok önem teşkil ediyor. Burada ben de diyorum ki Geç olmadan Suriye'nin meşru hükümeti var. Esad hükümeti biliyorsunuz. Beşer Esad'la çok geç olmadan anlaşılmalı. Evet anlaşılmalı. En üst düzeyden normalleşme görüşmeleri başlatılmalı. Sayın Cumhurbaşkanı zaten buna hazır olduklarını söyledi. Her ne kadar seçimden sonra dense de altını çiziyorum. Astana sürecinden sonra alınan bu kararlar çok net bir şekilde gösteriyor ki 4 devletin bu konuda ortak bir mücadele girişimi olabildiğini gösteriyor. Nedir bu 4 devlet? Türkiye. Suriye, İran, Rusya beraber bu anlamda Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyup buradaki terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilmesi konusunda ortak bir adım atabilirler. O yüzden Türkiye kendi menfaatleri gereği acilen bakın çok geç olmadan derhal Suriye ile normalleşme görüşmelerini en üst düzeyden başlatmalı. Bu bizim için çok önemli. Bakın Mısır'da geç kaldık. Görüyoruz neler olduğunu. Mısır'la daha geçenlerde bunun da videosunu yapmıştık. Efendim orada Mısır ne yaptı? Gitti Yunanistan'la yeni bir deniz yetki anlaşması, arama kurtarma anlaşması yaptı. Dendias, aynı şekilde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Yunanistan Milli Savunma Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, e, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros resmen Mısır'a çıkarma yaptılar. Mısır'da efendim mevkidaşlarıyla beraber görüşüp bu anlaşmayı yaptılar ki anlaşma çok net bir şekilde Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yapılan bir anlaşmaydı. O yüzden Suriye ile geç olmadan görüşmemiz çok çok önem teşkil ediyor. Bunu özellikle altını çizelim. Şimdi tabi bir yandan Irak'ın kuzeyinde pençe kilit operasyonu biliyorsunuz. Bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde pençe kılıç operasyonunun aslında Türk devlet tarafından diğer işte dünyaya verilen bir mesajı da var. Diğer ülkelere de çok önemli bir mesaj taşıyor bu. Nedir? Önce diyor pençe kilitle diyor biz terör örgütlerini kilit altına aldık. Sonra pençe kılıçla bir kılıç darbesiyle buradaki terör örgütlerini imha edeceğiz. Bu çok önemli sevgili dostlar. Terör örgütlerinin buradan imha edilmesi, çıkarılması çok çok önem teşkil ediyor. Bakın daha geçenlerde operasyon başladığında Karkamış'a, Gaziantep Karkamış'a füzeler atıldı. Roketler atıldı. O roketler iki tane cana mal oldu. 2 tane can, iki tane şehidimiz var. Çok çok önemli. Yani bunlara asla Türkiye müsaade etmemeli. Burnumuzun dibindeki bu terör örgütlerinin özellikle şerit ve hat çekilerek gerekirse 30 kilometre veya daha fazla neyse buradan tamamen bertaraf edilmesi büyük bir beka meselesi haline geldi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruduktan sonra Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruduktan sonra ayrı bir mutabakatla buraların Suriye'nin kontrolüne bırakılması neticesinde terör örgütlerinin ve Amerika'nın buradan çıkma taahhütü garanti edilerek bu husus e, tamamen bitebilir ve ülkemizdeki Suriyelilerinin de geç olmadan peyderpey hemen kendi ülkelerine efendim gönderilmesi e, çok çok hayırlı olur. Bunu da söyleyelim. Tabi Şimdi yapılan hava harekatları da var. Bu hava harekatlarında Amerikalı çok önemli Amerikalı bir yetkili serzenişte bulundu. Çok önemli bakın diyor ki Amerikalı yetkili efendim. Türk SİHA'ları saldırı gerçekleştirdiği sırada ABD askerleri saldırı bölgesinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaydı. Vallahi işte bakın çok önemli isterse ABD askerleri orada olsun. Türk Devleti orada bir Amerikan öyle diyorlar diye bazıları. Maalesef üzülerek söylüyorum. İçimizden bazıları... Türkiye oraya operasyon yapamaz. Orada Amerika var, Amerikan bayrağı var. Ne oldu? Aynısını Yunanistan içinde diyorlar ya. Yunanistan'a bir teşebbüste bulunamaz. Niye? Yunanistan'ın orada işte Amerikan üsleri var, Amerikan bayrakları var. Vallahi hangi bayrak olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bütünlüğüne kast edecek, milli bekasına kast her oluşuma, her bayrağa karşı Türk devleti aslanlar gibi mücadele eder ve gereğini yapar. Orada Amerikan askerleri 300 metre uzaklıktaymış. Olmasın kardeş, olmasın çıksın. Eğit donat projesiyle oradaki PKK, PYD, PG terör örgütlerini eğitirken efendim bir şey olmuyor da Türk devleti operasyon yapıp 300 metre isterse 100 metre bunun dibinde olsun. Amerika da bunu bilecek. Türk devletinin bu anlamda kararlı bir şekilde dünyaya ilan ettiği terörle ve terörizmle mücadele konusunda attığı adımlar devam edecek ve bu çok çok önemli bitene kadar da devam etmeli zaten. Şimdi yani Suriye'ye bu kara operasyonu önemli. Şunu da söylemek lazım. Birileri iç cepheyi de sarsmak istiyor. Hele bu Astana görüşmesinden sonra çıkan kararlardan itibaren Türk devleti yakın zamanda kara operasyonuna başlayınca hemen içeride birileri tekrardan düğmeye basmaya çalışacak. Türkiye'yi hep diyoruz ya 3 cephe içine hapsetmeye çalışıyorlar. Bu 3 cephenin en önemli cephesi iç cephe. İç cepheyi sarsmak için bombalı veya efendim diğer suikast benzeri olayları planlıyorlar. E bunu biliyoruz. Gladio bunu planlıyor. NATO da buna önderlik ediyor. Terör örgütlerini de piyon gibi kullanıyor. Yunanistan'a nasıl piyon gibi kullanıyor devleti? Terör örgütlerini de kullanıyor. Amerika'nın zaten taktiği bu. Terör örgütlerini kullanıyordu. Daha önce dünyada hep böyle bütün terör örgütlerini kullanıyordu. Şimdi işi büyüttü Amerika. <laughs> Devletleri kullanıyor piyon gibi. Efendim Çin'e karşı Tayvan'ı kullanıyor. Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kullanıyor. Hep söylüyoruz bunları. Türkiye'ye karşı da Yunanistanı kullanıyor. Çok açık net. Yunanistan'ın çapı ne ki Türkiye'ye bu kadar çok işte efendim efelenecek, Türkiye'ye karşı hamleler yapmaya çalışacak, bu kadar silahlanacak. E güç aldığı yerler var, destek aldı. Bunu görüyoruz yani. Amerika Birleşik Devletleri bunun başında geliyor. İsrail, Fransa, Almanya hattı vesaire bunların aynı şekilde Yunanistan'a verdiği destekleri de görüyoruz. Bu anlamda önemli. Bakın Anadolu çok önemli. Asıl güç Anadolu'da. Eğer Anadolu ayağa kalkarsa Türk devleti şaha kalkar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ve bu bilinçte de Türk devleti bakın özellikle şu zamanlarda Türk askerinin Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna en çok ihtiyacı olduğu zamanlarda asla ve asla orduyu bir takım böyle karalama içine efendim devletsel anlamda yakışmayacak vesaire söylemlerde bulunmayalım. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun ortak kaygımız vatan olsun. Dolayısıyla bu çok çok önemli diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için sevgili dostlar çok teşekkür ederim. Özellikle bu videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Tekrardan buradan ilan edelim. Dünyaya da biz de buradan söyleyelim, haykıralım. Türk Devleti terörle mücadelede kararlı bir şekilde yoluna devam edecek. Çok açık ve net. Evet, hoşçakalın.